kere sevdalarımı geciken niye bu yorgun arayış kime bu sonsuz özlem çözülür yüreğim neydi bende tükenen yaşanır anılar bir nostalji yeniden eksik şeyler yerine yalnızlıklar biriken hani ya düşler nerede ne çabuk bitti süre oysa ben yenilendim daha ben ölmedim son denilen başlangıç belki bak neler olacak bir günde sen isteme varsın olsun vedalar geçip gitsin o yıllar ne kadar yok desen de hep bir yarın var ne kadar yok desen de hep bir yarın var sevgiyle aşılır yollar unutulur acılar ne kadar yok desen de hep bir yarın var geçip gitsin o yıllar ne kadar yok desen de hep bir yarın var sevgiyle aşılır yollar unutulur ne kadar yok desen de hep bir yarın var bravo. Ne güzel bir açılış yaptık. Umut dolu, umut dolu. Daima bir yarın vardır hep diye. Hep bir yarın var, aynen evet, öyle. O yüzden umutları hep, hiçbir zaman yitirmemeli değil aslında mi? Aslında Coşkun şimdi hatırıma geldi. Bu şarkının bir hikayesi var, sen de hatırlayacaksın. Bir gün Coşkun işte Levent'te oturuyor. Dolaşırken bir çift onun yolunu kesiyor. İşte biz sizin hayranınız falan malum şeyler. çok seviyoruz, sesiniz çok güzel ve biz... evlenirken sizin bu şarkınızla evlenmek istiyoruz. Çünkü biz bunu Eurovision finallerinde Coşkun çok güzel de seslendirmişti. Çok, ve derece aldı. Burada dördüncü olduk da ondan sonra Mısır'da uluslararası yarışmada birinci olduk. Büyük ödül almıştık. Ay, evet. Otuz küsur ülke. 35 ülke vardı. Avrupa ülkeleri vardı, Asya ülkeleri vardı, Afrika ülkeleri vardı. Ne mutlu. Sonra o çift bizim bu şarkımızı Eurovision'da dinleyip yıllar sonra... ikinci evliliklerini ilk aşklarıymış, başkalarıyla evlenmişler ve ikinci evliliklerini Coşkun'un okuduğu bu benim bestem olan şarkıyla çok yaptılar. Güzeldi, biz gerçekten. De gittik nikahlarına. Sesinize sağlık. Teşekkür ederim. Sizin de emeğinize, ellerinize, yüreğinize sağlık. Sözlerini de Doktor Selma Çuhacı yazdı. Evet, onu da buradan sevgiyle. Çok önemli bir söz yazıyor Selma'cığım. Ve yani hakikaten eşsiz sözler yazmıştı. Çok. Benim bestelerime de evet, çok güzel evet, sözler hakikaten yazmıştı. Çok duygulu burada bir analım, doktor. Burada analım, onda kulaklarını çınlatalım. Burada ona evet, selam yollayalım. Sonsuz. Hoş geldiniz hoş diye. Çok güzel bir açılıştan sonra sevgili Coşkun Hocam, Coşkun Demir, sevgili izleyenler, önce bir açılış yapayım. Hoş geldiniz diyeyim izleyenlerimize. Sevgili izleyenler, Pazar Kahvesi programındasınız. Program sunucunuz ve hazırlayıcınız. Ben Gülsüm Çıta. Bugün çok ağır iki konuğum var. İkisi de gerçekten muhteşem, kendi dallarında muhteşemler. Sevgili Coşkun Demir, Türk pop müziğinin kadife sesi olarak tanınan Koca Çınarımız.
Koca Çınar'ımız bugün stüdyomuza teşrif ettiler. Gerçekten bizi onur ettiler, mutlu ettiler. Sevgili Coşkun Demir, hoş geldiniz. Hoş geldiniz bana. Çok teşekkürler beni çağırdığınız için bu güzel programa. Ne güzel, ne mutlu ettiniz bizi. Sizin sesiniz gerçekten yürek telini hani derler ya, güzel. Titreten bir ses. Yumuşacık, kadife gibi değil mi hocam? Evet, gerçekten. Evet. Boşuna dememişler kadife. Sağ olun. Özelliği olan duygulu bir ses yani. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Çok güzeldi açılışta. Valla beni mahcup ediyorsunuz. Muhteşem. Ben de bir şeyler yapmaya eşlik etmeye çalıştım. Aa, güzel. Ama sen de bu şarkıyı ne zaman öğrendin, ne zaman söyledik birlikte, ben de şaşırdım yani. Yapmaya çalıştım. Çok güzel bir ses renginiz var. Çok teşekkür ederim. Koloratür soprano değil mi? Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Tansiyonluğu geniş bir ses. Ortak, üçümüzün de hocası ortak konuşacağız. Sevgili Timur Selçuk hocam. Timur hoca tabii. Buradan sonsuz sevgiler, ne kadar sevgi yollasak azdır Timur hocamıza. Siz ne diyorsunuz kesinlikle? Siz de çok çok onurlandırdınız. Bizi kırmıyorsunuz, geliyorsunuz. Her size zaman. Sonsuz minnettarım. Canım hocam benim, bir tanem benim. Sevgili Mine Mucur, sevgili Allah rahmet eylesin, Barış Manço'nun adam olacak çocuk programının Mine ablası ya, bize eşlik edecek. Bugün çok büyük onur bizim için, gerçekten muhteşem bir onur. Çok kıymetli bir insan, çok mütevazi bir insan sevgili Mine Mucur hocam. Gerçekten tanımanızı sevgili arkadaşlar isterim, mutlaka eserlerini biliyorsunuzdur. Birçok kitabı var hocamın. Evet. Konuşacağız. Evet. Hoş geldiniz. Hoş tekrar. Bulduk. Teşekkürler Gülsüm. Şimdi Coşkun hocam, öncelikle size gelecek olursak. Siz makine, elektrik mühendisliği okudunuz. 8-9 sene yaptım. Bitirdiniz evet, ve yaptınız. Evet. Coşkun Demir ne zaman müziğe başladı ve ne vesile oldu da başladı? Vallahi ben, anne babam benim öğretmendi, ilkokul öğretmeniydi. Trakya'nın köylerinde yapıyorlar öğretmenliklerini ve Mürefte ve Şerköy Mürefte vardır çok yakın. İki kasaba birbirlerine, evet. Tekirdağ kasabaları. Mürefte'de öğretmenlik yaparlarken işte tanışıp evleniyorlar. İlk çocukları olarak ben dünyaya geldim. Sonra iki kız kardeşim daha dünyaya geldi. Onlar müzikle ilgileniyor mu kız kardeşleriniz? Yok, o bir tanesi büyüğü çok iyi bir eğitmendir. Şule Yurucu. Müthiş bu şu anda. Selam yani, gerçekten Türkiye'deki 8-10 tane ilk öğretim uzmanından bir tanesidir. Onu buradan sevgiyle anıyorum. Ufak kardeşim de o da öğretmendir. Bizim ailede herkes öğretmen benim dışında. Ondan sonra o da öğretmenden emekli oldu öğretmenlikten. İşte o zaman Trakya'da dediğim gibi öğretmenlik yaparken ben radyodan bir takım güzel sesler duyuyorum. Türk sanat müziği. Biz o zamanlar lambalı radyolar vardı biliyorsunuz. Kesinlikle. Ondan bizim sonra de vardı. Çok sevilirdi. Bizim başka da radyomuzdan başka bir müzik dinleyeceğimiz başka bir araç yoktu. Oradan da güzel, keyifli böyle Türk sanat müziği şarkıları ve ben Türk sanat müziği dinleyerek müzik sevgi bende oluştu, müzik sevgisi. Ve o zamanlar başlamıştım ufak ufak böyle şarkı söylemeye. Sonra bir Bursa'ya gittiniz. Bursa'da tamamladınız. Aynen. Bursa Erkek Lisesi'nden mezun oldunuz. Evet, Bursa Erkek Lisesi'nden mezun oldum. Sonra Teknik Üniversite'ye. Teknik Üniversite bitti. Mühendislik yapmaya başladınız. Bir arı dörtlüsü grubu. Üniversitedeyken bir arı dörtlüsü, bizim okulun arması arıdır. Teknik Üniversite'nin arması. Evet. Arı dörtlüsü diye bir orkestra kurduk. Ben de o orkestranın solistiydim. Ne yapıyordunuz orkestrayla? Okullarda mı, festivallerde mi? Yok yok yok, bizim o çaylar vardı. O zaman festivaller var mıydı? Yok, çaylar vardı. Bizim çaylar. Sadece okul içindeydi müzik çalışmalarımız. Çaylarda söylerdik. Ondan sonra çok tabii ben acayip hava atardım o zamanlar. Ondan sonra hoş, bizim Teknik Üniversitede çok sayıda kız öğrenci yoktu, hep erkekler çoğunluktaydı ama olsun, forsum vardı yani. Yani olsun. Sonra bitti okul derken mühendislik başladı ama hep aklımda fikrimde şarkı söylemek. Evet. Uzun yıllar şarkı söylemek için bir takım böyle imkanlar araştırdım. Toplu yine şarkı yarışması yapılmıştı 74'te. Ona katılamadım. İşte bir taraftan Ankara'da mühendislik yapıyorum. Sonra daha sonraki yıllarda İstanbul'a geldim, tayin oldum. Ve İstanbul'da Selmi Andak'la tanıştım. Selmi Andak'la yaptık. Ya. Allah rahmet eylesin. Gani gani. Ne kadar kıymetli. Ne çok kıymetliydi gerçekten. Tam bir radyo İstanbul programı beyefendisiydi. Yaptım. Çok harika. Çok, buradan ışıklar içinde uyusun. Band Allah kaydı yapmıştık. Fakat o kadar dolu dolu bir insandı ki. Tabii. 4 saat yaptık. Bir müzik aşığı. 4 saat tabii program yaptık. Düşünebiliyor musunuz? Planları, bir sürü planları var. Muhteşem. Muhteşem bir insandı. Allah rahmet eylesin. Hayata böyle çok sıkı sarılmıştı. Sevgiyle bağlı. Evet, sıkı sarılmıştı. Evet.
İşte onunla tanıştık, onunla reklam müzikleri yapmaya başladık. Derken bir de o zamanlar 45'li plak vardı. İki tane şarkı hazırladık. Bu plak firmalarına bu şarkıları dinletip niyetimiz bir 45'li plak çıkarmak. Ama o zaman da maalesef böyle ismi olmayan kişilere plak firmaları plak yapmıyorlardı 45'lik plak. Çok uğraştık, dinledik, bir türlü beceremiyoruz. Bir taraftan da reklam müziği çalışmalarımız sürüyor. Derken 78 yılında, 78-79-78'de başladı. 79 yılında Günaydın başladı, Gazetesi tarafından düzenlenen 78'in Eylül'ünde başladı yarışma. Evet. 79'un ocağında bitti. Altın Mikrofon şarkı yarışması. Oraya Selim abi dedi, hadi Coşkun katılalım dedi. Üç tane şarkı hazırladık oraya. Bir tanesi rahmetli Levent Oner'e ait. Bir deniz subayıydı. Deniz camiasında deniz kuvvetlerindeki adı Yüksel Yurtsel'di. Müzik camiasında da Levent Oner diye anılırdı. Alpay'a çok şarkılar yapmıştı o zamanlar. Eniştemin de bir bahriye subay rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Eniştemin de çok samimi arkadaşıydı. Eniştem tanıştırdı bizi. Ondan Ben Giderim Yollar Gider diye bir şarkı da hazırlamıştık. Selma abiyle üç şarkı hazırladık. Hatırladım. Yarışmaya. Evet. Daha sonra Alpay seslendirdi o şarkıyı. Üç şarkı hazırlamıştık. 1500 kişi katılmıştı yarışmaya. Ve elemeler yapıldı profesyonel müzisyenler tarafından, otoriteler tarafından. Giderek işte elemeler oldu, yapıldı ve 15 şarkıya düşürdüler. 20 şarkıya düşürdüler pardon. Bunların içinde inanır mısınız bizim Selma abinin iki şarkısı ve benim Levent Oner'in şarkısı Ben Giderim Yollar. Üçü de vardı 20 şarkı içinde. Ama her finale kalan şarkıcı tek bir şarkı seslendirecekti. Hı hı. Son 10 kişiye kaldık. 10 kişi de jüri Ben Giderim Yollar Gideri. Selim abi bakın ne kadar müzik aşığı bir insan, biraz evvel belirttiğin gibi. Evet. Hiç zerrece bu işten gocunmadı. Ondan sonra çok sevindi. Önemli olan dedi senin dedi finale kalman. Ya. Benim şarkılarımın... Birilerinin elinden tutması lazım evet. Gençlerin. Hiç önemli değil dedi. Levent Oner'in şarkısı da çok yakışıyor zannedi. Hakikaten çok da güzel bir şarkıydı. Ve ben o yarışmada 3 dalda ödül verildi. Bir evet. tanesi en iyi beste. En iyi şarkıcı. En iyi beste, en iyi şarkı sözü. Çok en güzel. İyi şarkı sözü, en iyi beste de. Ünal Büyükeneç çok güzel bir şarkı yapmıştı. O yıl Dünya Çocuk Yılıydı. Çocuklara armağan olsun diye. Dışarıda Kar Yağıyor diye. Çok güzel bir şarkıydı ama. Enfes bir şarkıydı. O iki dalda hem şarkı sözünde hem de beste dalında iki altın mikrofon aldı. Güzel. Ben de işte en iyi şarkıcı dalında altın Sonra mikrofon aldım. Sonra çok meşhur oldunuz tabii. Sonra yok canım. Hiçbir zaman çok meşhur olmadık. Yani tevazudan da ölecek yani. Yok hakikaten yani ben öyle çok çok fazla gündemde olmadım. Ama benim olmadım. Sevdiğim yani gençliğimin sevdiği en çok sevdiği seslerden evet, birisiniz. Özel müzik. Aslında Atatürk hepimizin, vardı. Hepimizin tabii. Evet, tabii. Siz vardınız. Hani çok da... Alpay. Yoksa yani Alpay 3-4 tane Tanju Okan. Tanju Okan tabii, vardı tabii. Rahmetli Allah rahmetli. Yani ondan sonra başladık işte müzik şarkıcılık serüvenimiz başladı. Ben mühendisliğe nokta koydum. İşte o gün bugündür. Ondan sonra hiç mühendislik yaptınız mı? Yapmadım. Yapmadınız. Hayır. Hep şarkıcılık. Bir arkadaşım vardı, sen arkadaşım. Bir bürosu vardı, mühendislik bürosu. Orada çalışıyor gözüktüm. Öyle işte o zaman zaman imzayı kullanıyordum. O benim işte sigortamı falan sürdürdü, devam ettirdi. Zaman çok zaman güzel. Uğrardım kontrol. Öyle ciddi bir mühendislik yapmadım. Daha sonra zaten o da bitti. İşte ben emekli sandığımdan değil de ömrümden emekli olduğum şey vardı. SSK'dan emekli oldu. 96 yılında. Çok güzel. İşçisin, işçi kalmadı. İşçiyiz, evet aynen öyle. Herkes işçi, hepimiz işçi. Aynen. İşte hala şarkı söylüyorum. Bir sürü şarkılar yaptık. Melih Kibar'la Erol'dan sonra güzel, en fazla şarkı yapan kişi oldum. Evet. Ondan sonra onları da rahmetle anıyorum Melih'i ve Çiğdem'i. Allah rahmet eylesin. 20'ye çok yakın şarkı yaptık. Sanatçılar. Evet, Ali Koca TP'de şarkılar yaptık. Ondan sonra işte kim vardı? Selma abiyle şarkılar yaptık. Sonra ilk plağınız çıktı sizin piyasaya Yavuz Plak'ta. Ben özetliyorum ama sen tek tek ben böyle satın geliyor. Şimdi, tabii, tabii. Ne kadar aralarım. Özeti olsa da yaptıklarınızı yavaş yavaş böyle evet. Hani yedire yedire. Tabii. Dersini çalışmışsın. Anlatmak lazım. Dersini çalıştım ben. Çalışkan öğrenciyim ben. Duyuralım diyorsun yani. Tabii ki de. Tamam, tabii ki de. Tamam. Şimdi Yavuz Plak tarafından yayınlanan bir 45'liğiniz oldu. Selmi Andak'ın işte o Sevgiye Tutsak adlı şarkısı Eurovision'da idi. Eurovision'da o iki şarkı finale kalmış. Evet.
Selma bana bu jesti gösterince ben de o iki şarkıyı, hazırladığımız iki şarkıyı 45'lik plak için onları çıkardık. Bize daha kalan. Sonra benim Ben Gidelim Yollar Gider yarışma şarkımı da Alpay yaptı. O da öyle değerlendi. Güzel. Ondan sonra. Daha sonra bir 45'lik daha çıkardık. Bize Kalan Nedir? Hı-hı. Varsın Bize Kalan Olsun. Nedir? Evet. Cenk Taşkan, iki Cenk Taşkan evet, şarkısı. Güzel. Birinin bir sözleri Varsın Olsun'un sözleri Nükhet Duru'ya aitti. Şeyin de bize ya bize kalan nelerinde Nükhet Duru'nun da şarkı sözü yazdığını ben Özdemir Kaptan bilmiyorum. Evet Nükhet yazmıştı bana verdi çok sevdiği bir şarkı Varsın Olsun. Hı. Öbürü de benim hala zevkle söylediğim bir şarkı Bize Kalan Nedir. Çok çok hala zaman zaman şarkı söylediğim yerlerde bu şarkı istenir. Güzel bir şarkı. Daha sonra işte Eurovision hikayeleri başladı. Hı hı. Ali Kocatepe Sezen evet. Aksu ile Heyam Olay ile katıldık. Ben isminiz kaldı Koca Çınar. 1982 yılında Koca Çınar adlı albümü evet, long play. Yaptınız. Long play long yaptınız. Play. Ali Kocatepe ve Sezen Aksu ile bir araya geldiniz. Seyyam Olağlı şarkıyı aynen. seslendirdiniz. Ben şeyi çok merak ediyorum. Üçümüzün hayatında da var olan Timur Selçuk hocamızla evet. nasıl tanıştınız? Timur'la ben şimdi mühendisi bırakınca tabii teori, müzik teorisini tabii. bilmiyorum. Tabii. Ondan sonra hiç olmazsa bir profesyonel olarak bu işi yapacağız. Neyse bu işin kuralları öğrenelim diye düşündük ve Timur hoca zaten kalitesi ve kantitesi belli bir müzik adamı. Kesinlikle. Hayran olduğum bir insan. Sonra yarışmada yine yarışan bir arkadaşım vardı Gökçen Taşkıran. Evet. Altı mikrofonda Gökçen de vardı. Evet. Jale bir şarkısını seslendirmişti. Evet. Ondan sonra meğersem Timur Hoca ile beraber çalışıyormuş. Ondan sonra bana önermişti. Ben hemen mühendislik istifamı verir vermez Timur Hoca'nın dershanesine gittim işte. Bir 3 sene orada hem Gökçen'den gitar dersleri çok aldım. Güzel. Timur Hoca'dan işte solfej, nota, akor, armoni dersleri aldık. Çok çok tabii gönlünü serdi ki daha uzun yıllar alalım ama bir taraftan profesyonel çalışmalara başladı. Turneler olduğu zaman tabii. gidemiyorum dershaneye. Çok yoğundunuz değil mi o sıralar? O sıralar çok yoğundum çok tabii. Çok yoğundunuz. Peki o sıralarla şimdiki zamanı karşılaştırdığımızda işte Türk pop müziği. Evet. O zaman nasıldı? Şimdi nerelerde? Vallahi o zaman siz tabii... Siz mihenk taşlarındansınız tabii. O zaman TRT, denetim, tek bir TRT 1 vardı o zamanlar. Ve buna çıkmak da çok zordu. Denetlenirdi şarkılar denetim kurulu tarafından. Müzik denetiminin başında çok değerli müzik adamları vardı. Süheyl Denizciler, bizim Timur Hoca, daha böyle buna benzer bir sürü müzik adamları. Çok böyle ince eleyip sık dokunurdu. Sözler de yine ayrıca denetlenirdi. Dolayısıyla bu denetim kurulu atlamak hakikaten çok zordu. O zaman evet çok zordu. Dolayısıyla öyle sıkı eleme yaparlardı ki hiç öyle eften püften şarkılar ve şarkıcılar geçmezdi denetimden. İşte prozodi hataları, söz müzik uyumu, ondan sonra solistin yeterliliği birkaç dalda böyle yapılırdı. Bakıyorum ben de bizim kuşakta hiç kötü şarkıcı yok. Bakın yok, Atilla yok. Atasoylar, gerçekten Ersan Erdural'lar, İskender Doğanlar, Ercan Turgutlar, canavar gibi hepsi. Hiç yok. Ama hepsi o zaman yani sesi olanlar şarkıcı olur. Evet işte. Gibi değil evet ama işte denetim kurulu sayesinde. O söylüyorsa ben de söylerim. Şimdi, ben söylüyorsam öbürü de söylüyor. Başka türlü denetimden geçmez. Acayip bir şey tabii, oldu tabii, yani. Şimdi sesi olmayan herkes şarkıcı olur. Mankenler özellikle hep şarkıcı olur. Oyuncular, mankenler. Herkes şarkıcı olmak. Maalesef insanlar da ekranda bunları görünce ekrana çıkmak çok zor. Her ekranda gördükleri şarkıcı, o şarkıcı falan diye. Televizyona da çıktı. Evet. maalesef ve de sürekli bir böyle yeni genç şarkıcı üretme şey halinde böyle bir fast food halinde şarkıcılar çıkıyor öyle, ki, ortaya. Evet. Yani tabii artık kamuoyuna bırakıyoruz ama kamuoyunu bilinçlendirmek çok dürüst yapılmıyor. Şimdi mesela bizim kuşağın şarkıcıları. Çok seyret veya hatta hiç çıkarılmıyor artık ekranda böyle çok ulusal ekranlara, kanallara çıkarılmıyor. Evet. Sadece genç şarkıcılar çıkanlar, yani bir takım sanıyorum menfaat ilişkileri söz konusu. Bu da çıkan kişiler de tabii diğer izleyenler tarafından ciddiye alındığı için gençler de bunlara öykünmeye başlıyor. Evet. Yani çok iyi gençler var bir ama. Bir kısır döngü yalnız sanki. Ben tenzih ederim. Bu arada harika gençler var ama onlar da... Çıkma imkanı bulmuyorlar. Ekranda veyahut da diğer medyanın diğer organlarında ben gördüğüm kadarıyla hep böyle hani
neyse ben çok fazla şey yapmak şimdi istemiyorum. Şimdi medyayla ilgili konuşacak olursak tabii önce medya patronlarının bir amaç idealist olmaları lazım. Amaç neyse menzil oraya. Tabii. Niyet neyse menzil yok oraya. Yok canım müzik diye bir şey zaten çok az yer veriyor. Yani menzil biraz rant elde etmekse eğer evet. Tabii kimler daha çok seyrediliyorsa gençler tarafından. Evet şimdi klip odası onlar, çıktı. Ben şimdi o şarkıyı başka bir türde canlandırıyorum. Bir klip yapıyorlar. Hayda o klipleri çaldırmak için dünyanın paraları basılıyor o müzik kanallarına. Evet. Ondan sonra tabii tatlı geliyor bu patronlara. Tabii. Ondan tabii. Sonra yani mesela ben şimdi Yunan televizyonunda zaman zaman İtalyan televizyonu izliyorum. Orada 60'ların sanatçılarıyla genç şarkıcılar harika canlı programlar çok yapıyorlar. Çok güzel. Evet. O kadar güzel canlı yani. Programlar. Canlı. Hadi bakalım soyunun da bunları yapın görsünler. İnsanlar tabii, bizim kuşağın şarkıcılarında. Gençlerle beraber o kaynaşma. Tabii. Şimdi böyle olur bu hadise. Böyle bu müzik üst seviyeye çekilir. Çıkar. Öbür türlü habire düştükçe yerlerde sürünüyor. Geçenlerde Orhan Gencebay'ı izledim işte bir kanalda. Yani satmıyor. Hiçbir şey satmıyor diyor. Müzik diye bir şey kalmadı diyor. Kalmaz tabii. Bunu bu hale getiren de medya patronları ve magazin basını. Ve onlara vesile olan. Evet bakıyorsun her tarafta her yerde yani bir şarkıcı çıkıyor. 6 ay müthiş bir şekilde ortalarda. Yani neler geliyor kulağımıza da artık burada ben şey yapmayayım. Siz mesela zamanında işte mühendisliği bıraktığınız anda demiştiniz ki ben müzik yapacağım. Evet. Çünkü o alanda bir kere var olduğunuz, var olabileceğinizi görmüşsünüz ve sizin üstadınız. Sizin hocanız Timur Hoca'dan ders tabii. Müzik adamları desteklemiş. Evet, ihtiyacı evet. Demiş. Ama şimdiki gençlerimiz öyle bir ihtiyaç çok duymuyorlar. Şimdi, ben yapıyorum, iş yapıyorum diyor. Zaten. Tamam bu kadar diyor. Ama bu çok gelip geçici olur. Bunlar yazık günah sonra. Evet. Yani geçen zamana yazık. Bu sefer de bu gençlerin çoğu da hakikaten depresyona giriyor buralım. Tabii. Çünkü bir parlıyorlar. Çok öğütüyor. Acayip bir pohpohlanma, tanınma, ün, şan şöyle. Kendileri de şaşırıyorlar. Dağıt düşüyorlar. Evet. Yazık. Yani bakın evet. Mesela 10-15 lira veya 20 sene şeye, kalanlar çok az sayıda insanlar. Evet. Bir sürü, biz hala Coşkun Demir'i dinliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Biz hala dinliyoruz. Çünkü altı dolu. Çünkü gitmiş dersini almış, öğrenmiş, gitarla eşlik ediyor. Kendisi tam bir müzisyen. Yani hani bir şarkıyla, bir nakaratla meşhur olan gençlerimiz var. Dediğiniz gibi oluyorlar. Onları artık inşallah böyle şeyler yaşamayız. Ciddiye biz. Alınması lazım. Müzik en etkili sanat dalı. Yani bu kadar müzik veresim ama müzik hakikaten en etkili. Tabii. Çok değerli olması lazım. Yani onunla bir sürü şeyi anlatıyorsunuz. Dediğiniz karşınızdaki gibi, kişi onu benimsiyor. Medya patronları özellikle eski demeyeyim artık klasikleşmiş Türk pop müziği ya da Türk sanat müziği ya da Türk halk müziği sanatçılarımızla o dalın şu anki gençlerini birleştirip bir proje yapmalı. Tabii yani şimdi ben bence. Yabancı televizyonlar bunu yapıyor Gülsüm Hanım. O kadar keyifli programlar yapıyorlar ki hep beraber böyle bir sürü bakıyorsunuz 8-10 tane eski şarkıcı 60'larda artık orta yaşı da geçmişler. 70'lerin klasikleşmişler. Sonra gençler, genç kızlar, harika şarkıcılar, genç kızlar, genç erkekler. Onlarla beraber düet yapıp söylüyorlar. Çok güzel olur. Falan. Kalkıyor. Bu inşallah hayata geçer. Yani böyle bunu böyle güzel şeylere telaffuz yani edelim dibinde de. Bu niye? Kanallar. Yapmanın yarısıymış ya. Valla bu işler ama çok çalışmak gerektiren şeyler. Hem zaman çalışmak ayırtmak, hem de patronların para. Destek tabii, olması gerekiyor. Tabii medya patronlarının. Yani bu onlar tabii kurmuşlar şeyi onların amacı. Başka şey. Başka şeyler Rans. Yani. Biraz yönlendirmeleri gerekiyor. Evet ülke. Biraz da. Ülke biraz onlara sanat, muhtaç gerçekten. Ama bunlarla konuştuğun zaman sanat diye böyle mangalda kül bırakmıyorlar. Sen sanatın gereğini yerine getirmiyorsun ama. Evet. Biz şarkı söyleyelim hocam. Söyleyelim. Biz şarkı söyleyelim. Söyleyelim. Buyurun lütfen. Hadi bakalım. Bir tane daha. Şey yapalım mı? Buyurun. Sen bir ara TRT televizyonda Türk Sanat ben Müzik programları. Ben de şöyle izleyeyim. Evet. Ondan evvel yalnız şey yapalım istersen. Ne yapalım? Sevgi Kuş'un kanadında mı yapalım? Yapalım. Hangisini Sevgi istersen Kuş'un sana? Kanadında, 2-3 tane şarkı evet, yaptık. Senin çok sevilen çok bir güzel, şarkı. Çok çok sevdiğimiz bir şarkı. Sevgi Kuş'un kanadında. Çalabilirsen bunu söyleyenler bakalım. İlk defa birlikte yazıyoruz. Kulakları çınlasın. Banu Hanım da evet. Söylemişti. Hasret Gültekin. Hasret Allah Gültekin rahmet Allah rahmet eylesin. O da. Nur içinde yatsın. O da söylemişti. Sivas'ta yakılan biliyorsunuz katledilen evet. Hasret Gültekin. Ya. Onu da yad edelim burada. Buyurun. Piyanonun sesini açabilir evet, miyiz? Evet piyanonun sesini ve
Mikrofonun sesini, evet. Piyano, piyano. Tamam. Şimdi gelir. Piyanonun sesi. Yavaş geliyor biraz ses şeyden dolayı. Geldi mi hocam? Yok. Açık ama gelmiyor. Bir açalım bir şey, tuşundan açalım hocam dilerseniz. Biraz beklemek gerekiyor. Anladım. Piyano kendini kapatıyor Mine hocam. Bir müddet sonra evet şey, korumayı alıyor değil mi? Önlem olarak piyano bozulmasın diye yarım saat içerisinde kendini kapatıyor. Açtık herhalde. Bir kere daha bakalım. Bekleyelim biraz. Açacağız. Neyse isterseniz biraz sohbet edelim biz. Ondan sonra açıldığı zaman buradan bir taraftan konuşalım. Evet. Evet şimdi tamam. Bu şarkının sözleri Ahmet Çuaycı'ya ait bir öğretmen kendisi. Müziği de Şahabettin genç arkadaşımıza ait. Çok güzel. Onu belirteyim. Sonra benden sonra Banu da seslendirdi evet, bu şarkıyı. Evet, evet. Daha sonra kulaklar için nasıl? Evet. Banu. Sevgi gözümün kökünde yavrucuğum, sevgi gözümün kökünde yavrucuğum, sevginin gün yüzünde, sevginin dibinde, sevgi kuşun kanadında, sevgi başucumda. Sevgin gün yüzünde, sevgin yerin dibinde, sevgi kuşun kanadında, sevgi sevgi kuşun kanadı.
sağlık, yüreğinize sağlık. Ne kadar güzel bir şarkı değil mi çok, hocam? Bu evet. Gerçekten. Buradan sevgili anıyorum Ahmet'i ve Şahabettin'i. Gerçekten çok güzel bir şarkı yapmışlar. Çok güzel. Çok da meşhur oldu bu şarkı. Tabii. Hala isteniyor. Ben zaman zaman sahne çalışmaları yaparken isteniyor bu şarkılar biliyor çok musunuz? Çok güzel. Sizden şöyle küçük bir reklam aramız var. Onu rica edeceğim. Tabii, mümkün tabii, mü? Tabii. Ne demek? Tabii. Müsaadenizle. Sevgili izleyenler bizden ayrılmayın. Çok çok birbirinden güzel şarkılarla ve sıcak içten gelen hiç kurmaca değil. Olduğu gibi muhabbetlerle küçük bir reklam aramız var. Birlikteyiz. Cem TV'den Cem'e gönül verenlere özel bağlama kampanyası. Bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Bir adet kaliteli maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu harika bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap, ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler. Haydi, bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Adet kaliteli maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde kolaylaştırılmış bağlama çalma tekniklerini içeren CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti bulunmaktadır. Sizler için hazırladığımız bu setle hayatınızda elinize hiç bağlama almamış olsanız bile kursa gitmeden, kimseden ders almadan hangi yaşta olursanız olun, ister 7 yaşında ister 70 yaşında olun, sadece 3 ayda bağlama çalmayı öğreneceksiniz.
Bu setle ister kendiniz çalışın, ister çocuklarınız, ister anneniz, ister babanız. Bağlama çalmanın güzelliğini sizler de yaşayın. Bir bağlamada sen al kampanyamıza destek vererek geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bağlamayla tanıştırın. Yarının ozanları, yarının aşıkları bu sette yetişsin. Sizler de kültürümüzü yaşatmanın gururunu yaşayın. Cem'e gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler. Haydi bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde bir adet maun bağlama, bir adet koruyucu kılıf, bir adet yedek tel takımı, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti bulunmaktadır. Haydi! Bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Bir bebek seni gören bir melek sanıyor ah Kadıköy'ü.
Ay çok tatlı bir şarkıymış. Çok tatlı hocam. Şimdi öğrendim yani ama evet. Çok beğendim hocam vallahi. Hocam yeni daha kime ait bu şarkı? Bu Kadıköylü, evet bu çok güzel bir soruydu hocam. Hemen şimdi buluruz biz. Tamam. Çok güzel bir şarkı. Ben bunu gerçekten Seyyan... Ama sana da Seyyan, çok yakışmış. Seyyan Hanım çok güzel söylüyor bunu. Böyle kantocuların söylediği şarkılardan sanıyorum. Şey gibi, taş plak şarkılar gibi tabii, değil mi taş hocam? Taş plak şarkılarına benziyor. Sesinin özelliği de aynı şekilde Gülsüm Hanım. Öyle mi? Evet, bana öyle diyorlar bazen, taş plak sesi gibi diyorlar. Evet, ama güzel bir şey bu. Yok güzel, güzel. Tabii, tabii. Güzel. Bir kere hocam, sesinin şeysi çok geniş, range'i çok geniş. Evet. Onu Timur Hoca yaptı. Şey fark etmiyor. Gelmişken bir şarkı daha yapalım istersen. Hadi yapalım hocam o zaman, tamam. Hadi yapalım. Ne yapalım? Ayrılık mı yapalım? Ayrılık yapalım. Sen azerileri güzel söylüyorsun. Moduna girelim azıcık. Çok hareketlendik. Evet. Evet. Piyanomun sesi yine gitti. Piyanonun sesini verirseniz biz çok sevineceğiz. Yata bilmirem.
Bravo canım. Vallahi. Çok teşekkür ederim. Çok parlak, ellerinize, yüreğinize sağlık. Muhteşemsiniz. Vallahi. Var olun hocam, var olun. Allah razı olsun. Buyurunuz. Buyurunuz lütfen. Peki Gülsüm Hanım. Ellerinize, emeklerinize siz sağlık. Siz profesyonel çalışmalar yapmıyor musunuz? Yapıyor musunuz? Sanki evet. Mırınk olmuş. Şu an konuk olmuş. Biraz da bir soğuk bakalım. Evet. Yani biraz da biz devamlı soğuklanıyoruz. Bir şey demiyoruz. Peki. Biraz da bir soğuklayalım. Ben profesyonel olarak şöyle şu şekilde yapıyorum. Ay kendimi şimdi konuk gibi hissettim. Burası yani, kötüymüş. Nasılmış bakalım? Ya, gel. Sormak güzelmiş. Evet. Evet söyle bakalım. Üniversite konserleri, işte kültür sanat merkezlerinde, kültür merkezlerinde konserler ama bir yerde çıkıp program yapmayı tercih etmedim. Tamam, güzel. Tercih etmedim. Çünkü değerlenmesi lazım bu sesin. Evet, evet. O açık kadar bir rengi, ses. Açık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Onu yani güzel açık hocam yaptı. Şey yaptık. Tonları evet. Falan bile son ruhlu dakikada çok, şöyle bir baktık. Teşekkür ederim. Ben onu hissederek tabii, söylüyorum. İşte gerçekten. O kadar profesyonel bir şarkıcının sahip olması gereken bütün özelliklere sahipsiniz. Estağfurullah. Estağfurullah. Gerçekten benim iki kızım var. Onlarla daha çok uğraştım. Allah bağışlasın. Müzikle ilgili çok fazla ilgilenemedim. Çocuklarımı büyüttüm. İşte bu şekilde de müzik çok, aleti tabii, sattım tabii, yıllarca. Tabii. İşte kültür sanat merkezlerinde. Onları boş verin. Onlar önemli. Onlar sizin kendi özel hayatınız. Ben sadece yo, benim sesi, özel hayatım yok. Biz burada her şey bu sesin değerli. Bak, ya bizim sormak, izleyenlerimiz, bizim dostlarımız, arkadaşlarımız. Muhakkak. Benim sormaktaki amacım bu güzel sesi, bu güzel yorumu mümkün olduğu kadar fazla insanın dinleyip mutlu olması, keyif canımsınız, alması. Canımsınız, canımsınız. Vallahi billah, yoksa öbür türlü değil. Şimdi Timur Allah Hoca şöyle der, çok sağ olun, Allah razı olsun, iltifat olarak kabul ediyorum. Yok, gerçek, ne iltifatı? Timur Hocam şöyle der, Gülsümcüğüm der dedi bana, ben dedi bana gelen cevheri, o elmazsa elmaz, altınsa altın, teneke ise teneke. Tenekeleri almıyor genelde. Almaz. Dedi ki ben bunları dedi işçiliğini yaparım, parlatırım dedi. İşte oymalarını, şu işlemelerini falan. Ama dedi şey neyse odur dedi. Tabii doğru söylüyor. Elmazsa elmaz, altınsa altın, işte gümüşse gümüş. Ben tabii, onu parlatırım, tabii. İşçiliği benden dedi. Yoksa tenekeyi tabii tutup da elmaz yapamaz yani. Yok yapamam dedi. Onu peki Timur Hoca dan söyler böyle hiç. Aynen söyler. Aynen. Kulakların içindesin. Hep şey derler bana. Gülsüm Hanım işte Timur Hoca biraz asabi. Hayır değil. Yok canım, hayır değil. Yok, kesinlikle yok. Timur Selçuk asabi değil. İyi, hayır. Muhteşem bir insan. Muhteşem dobra bir insandır. Bir çok dürüst, dobradır. Çok dürüst. Tabii, kesinlikle. Tabii. Bir müzik adına yapılan yanlışları kabul etmez. Etmeyince de ama asabi mi sayılır yani? Ama onu her şekilde yani anlatmaz. İyi hep müzisyen öğretir etmez. Tabii. Siz de öğrencisi oldunuz Timur evet Hocamın. Ben de siz makamsal konularda evet ondan yardım hı-hı istedim, orkestrasyonları hı-hı konusunda. Aslında benim annem Türk sanat müziği konservatuarı mezunu ama benim nazariyatı konusunda çok fazla ya bir bilgim yoktu. O konuda yardım bu ara ondan. Bu ara üzerimde kalmasın, sana bir selam var. Öyle bir mi talebenden. Tuğba Bayav. Tuğba Bayav, tabii. Öğrenci, muhakkak Mine Hocama selamlarımı evet, söyleyeyim. Benim çok sevdiğim, kardeşim gibi olduğum bir arkadaşımın kızıdır evet, Tuğba. Evet, çok güzel. İşte, konservatuarda hoca olarak, tabii 23 yıl ya, hocalık ya, yaparak, ya, bir sürü güzel evladın yetişmesine yani bunlar, hem yardımcı oldum, hem tanık işte, oldum. Hayata gelmiş olmanın bu bir misyonu işte bu, ne evet, güzel. Ne, evet, yani bu hep ondan çok mutlu oldum. Ve solfej harmoni gibi sıkıcı derslerin, zor derslerin, teorik derslerin hocası olduğum için de istedim ki beni sevsinler, hani tabii dersi de severler. Bravo, ve bu dersi renkli hale getirmeye çalıştım onlar tabii için. Çok güzel sonuçlar aldık. Bir operaya gidiyorum, orkestrasında çalanlar veya senfoni orkestrasının konserinde. Bir sürü hem müzisyen, şarkıcı, olağanüstü güzel bir şey. Tabii, öğrencilerimiz oldu. Meşhurlar da var tabii. Tabii. Ferhat Göçer, Candan Erçetin, işte Eser Taşkıran, Meltem Taşkıran. Onların hepsi bizim okuldan geçmiş, yetişmiş insanlar. Dolayısıyla çok mutlu oluyorum. Tabii, böyle. Bir de yani yıllar sonra hatırlanmak, anılmak
daha da değerli. Tabii. Hocalarımız gerçekten çok değerli öğretmenlerimiz. Tabii. Yani biz donanımlarımızla var oluyoruz aslında. Tabii. Hani tabii. Mutlaka yeteneklerimizle doğuyoruz. O yetenekleri ne kadar geliştirebiliriz? Onları işleyenler de hocalar yani. Hocalar, hocalar ve gerçekten sevdiren başımızın sevdiren ya da üstünde. Nefret ettiren. Aynen. Yani. Aynen. Öyleleri de var ki konservatörün önden geçmek istemiyorum diyen çocuklar çok, da oluyor. Hocalarla olan sürtüşmeler nedeniyle. Ben hep ona çok önem verdim. Öğretmenler çok önemli çocukların hayatında. Evet, yani bizim oradaki vazifemiz aracılık. Yani çocukla müzik arasında sadece bir köprü vazifesi yapıyoruz. Konservatuvar talebeleri daha normal talebeye göre daha hassas oluyor değil mi? Çünkü uğraştığı şey sanat olduğu için. Yani müzik zor. Zaten bir enstrüman öğrenmek çok zor. Yani bunu daha da zorlaştırmak ya da sevdirerek veya motive ederek. Yani her çocuğun şeysi de farklı. Yani kimisi takdirden anlar, kimisi sitemden anlar. Dersin ki ah işte hiç yakıştıramadım sana falan dersin. O bir gaza gelir, çalışır falan. Tabii. Yani hepsini nabzına göre şerbet vererek ilerletmek. Evet. Ve gençlerin elinden tutmak benim Allah en sana sağlıklı, uzun ömür versin de daha bir sürü talebeler yetiştirir inşallah. Hala da yetiştiriyoruz. Tabii ki getirdik Çınar'ı. Ay Çınar'ı ben çok almak isterim yine hocam. Evet. Çınar muhteşemdi. Şimdi çalışmaya devam ediyoruz. Aynen güzel. 24 Ocak'ta inşallah tekrar bir konser yapacağız. Yapalım, onu ayarlayalım. Ayarlayalım. O konserden önce ya da sonra yine sana bir konuk oluruz. Ay çok güzel olur, çok sevinirim. Bir de Ege var biliyorsun öğrenci. Bizim Ege'miz, Ege'yi dinlediniz mi yok, bilmiyorum. Yok dinlemedi. Aslında bizim öğrenci konserimiz olacak inşallah. Ne zaman Ocak'ta? Seni de davet edelim. Tamam, çok seviniriz. Çok güzel, değerli böyle. Hem yaşı büyük öğrenciler de bu sene katılacak. Ege'yi alalım hocam. Ege de var. Ege de kendi kendine o müzik kültürünü geliştiren, acayip ilerleyen bir çok çocuk. Çok idealist bir çocuk. Bana 2-3 yıldır yani yollarımız kesişti geliyor ve acayip bir ilerleme kaydetti. Aslında hukuk öğrencisi. Ne güzel, bravo. 21 yaşında ve fakat olacak yani. İnşallah. Olacak. İnşallah. Biraz geç olacak, olsun. Oluyor. Senin elindeyse olmaması mümkün değil. İnşallah, inşallah. Coşkun hocam. Söyleyelim mi diyorsunuz? Lütfen. Tamam. Güzel hadi olur. Biz vallahi öyle bir piyano başına şey yapalım. İstersen işte o Türk müziğinden yine senin radyo programından iki tane parçayı arka arkaya. Hangisini yapalım? İşte ben de almıştım onları repertuvarıma. Albüm yapmıştık 96'da. Önce duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini olsun. Ay ne güzel. Tamam. Çok ondan güzel. Sonra da ona bağlı olarak da yine aynı tondan için için yanıyor yaparız. Tamam. İçin için yanıyor Şekip Ayhan'ın bestesi sözü ve müziği. Tabii bunları bilmek lazım. Doğru. Şeyi de duydum ki unutmuşsun da Selahattin Altınbaş ve Turgut Yarkent'e ait. Ben hep söylerim. Söylemek yani ne zaman lazım. Ben bakın sahnede bile her şarkıyı söylediğim şarkıda kimi ürünü olduğunu, kimin yapıtı olduğunu muhakkak söylerim. Tabii. Tamam ben şimdi bulacağım şeyi. Tamam. Kadıköy'ünün söz yazarı. Duydum ki unutmuşsun yapalım. Mi minör, si karar yapıyoruz. Evet. Yine sesi kısıldı bunun. Evet. Ama şimdi de benim sesim çıkmıyor yalnız. Benim sesim çıkmıyor. Çıkmıyor. Siz de şu mu? Ama. Şu mu? Tamam. Dizlerinin yerine dayasaydı.
yollara. Bir zamanlar sevgililer ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Onun için arıyor, arıyor bu gönlüm. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Onun için arıyor, arıyor bu gönlüm. O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül arıyor? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül arıyor? Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi. Hayırsızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül soruyor? Açık yeşil gözü.
Yüreğinize sağlık, nefesinize sağlık. Buyurunuz, geliyor muyuz? Buyurunuz lütfen, buyurunuz. Hayır, çok güzel oldu. Çok çok teşekkürler. Ay, emeğinize sağlık, güzel oldu. Evet, ufak tefek ben, hatalar olsa. O bizim... olur, canlı yayın hocam. Bizim izleyenlerimiz hoş görür. Aynen. Çok teşekkürler, ellerinize sağlık. Yine küçük bir reklam aramız var. Tamam. Müsaadenizi rica ederim. Tabii ki. Efendim, müsaadenizi. Sevgili izleyenler, bizden ayrılmayın. Gerçekten çok güzel muhabbetlerle birlikte. Kahvelerinizi de alın gelin, tekrar üçüncü yarıda son bölümde birlikte olacağız. Biz çayımızı yapalım. ...96.4 Cem Radyo. Abi şunun kalitesini düşürsene, takılıyor. Düşür düşür, bunu da çalıştırmaz. Aa, kota bitti galiba, şunu biraz düşürsene. Of, yok ya, bu böyle olmayacak. En düşük kaliteyi al. Heh, anca böyle izleriz biz bu kotayla. Dur, dur, dur. Sen videoları piksel piksel izleme diye D-Smart hız kesmeyen üçlüde AKN yok, kota yok. Hoş geldin paketi. D-Smart Go ve hızı düşmeyen limitsiz internetle ayda sadece 80 lira. Üstelik ilk ay tüm kanallar hediye. Kota kota değil, doya doya internet için hemen D-Smart'a hız kesmeyen üçlüye gelin. D-Smart her televizyona şart. Zigavus saç dökülmesine karşı Alman formüllü prebiyotik ginseng ve biyotinle güçlendirilmiş şampuan. Zigavus Forte 3 al 2 öde kampanyasıyla şimdi tüm eczanelerde. Eczacınıza danışın. Zigavus Forte ile sağlıklı ve güçlü saçlar. Galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin? Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun? İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim? Tabii. Reçetenizi alabilir miyim? Reçetem yok. Ama hastayım. Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun. Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi? Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin, gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin. Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
Bazen ben döndüm, bazen siz döndünüz. Artık affola. Olsun, affolsun. Buyurunuz. Olur hocam. Hiç çalışma yapmadık. Vallahi sevgili evet. izleyenler hiç. Yani direkt girdik, söyledik. Çok da güzel, yürekten evet. Hocam eşlik etti. Hocam da çaldı, Mine hocam da. Ama ben tabii iPad'imi alayım çünkü sorularım var. Evet. iPad'im lazım. Evet. Hocamın soruları var. Şimdi bir de sizin kabare... Müjde Arla yaptığınız. Oo, nerelere gittik? Müjde Arla yaptık. Ondan evvel Nilüfer'le yaptık. Nilüfer'le kabareler var, müzikaller var. Evet. Siz, konuşacağım önce de, size de soracağım soru var. Evet. soracağım müzikalle ilgili. Nükhet Tur'la yaptık bir tane. Evet. Ondan sonra 80'lerin ne müzikaliydi başında. O hocam? Ve 10 yıl geçti diye Nükhet Tur'un. Ve 10 yıl geçti. Evet, Nükhet Tur'u vardı. Kim vardı başka? İşte Mazhar Fuat Özkan vardı. Ondan sonra vardı, Huysuz Virgin vardı. Ay ne güzel. Ondan sonra Alice diye bir kızcağız vardı. Başka kim vardı ya? Bunlar şu anda aklıma geliyor. Güzel. Daha sonra Nilüfer'le yaptık Çılgınlıklar diye bir müzikal. Orada çok da Uğur Yücel'le Necati Bilgi vardı. Necati Bilgiç. Ondan sonra Mine Koldaş vardı, Engin Evim vardı. Hatırladıklarım. Bütün isimler tanıdık. Huysuz Virgin vardı yine. Hatırlıyorum hepsini. Orada da. Ondan sonra daha sonra da 80'lerin sonunda Müjde Arla, Uğur Yücel'le bir müzikal yaptık. Çok güzel. Ondan sonra böyle çok güzel renkli bir takım olayların içinde oldum. Çok güzel. Mutluluk verici. Müzikallerle ilgili hocam siz İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın... Türk Müziği değil. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın müzikal bölümünü kurdunuz. Evet, evet. Yani müdür yardımcılığı yaptığım dönemde Meral Yapalı müdürümüzdü profesör. Meral Hanım'a saygılar, sonsuz sevgiler. O da son derece açık fikirli bir insan olduğu için müzikal bölümünü kuralım diye bir karar aldık. Faris Akarsu da bize yardımcı oldu. Ay canım, Faris Akarsu hocam muhteşemdir. Evet, evet. Gelecek o da müzikal bilgisi programa. Çok yüksek olan bir insandır. Hatta orkestra ile bir konser yaptık. Bütün müzikal ve şan bölümü öğrencileri solist oldu. Büyük orkestra çaldı, konserter orkestrası. Çok güzel bir takım şeyler yapıldı. Yapıldı. Şu anda da var değil mi İstanbul Üniversitesi? Sanıyorum yarı zamanlı olarak var. Belki tam zamanlı olarak. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde hocam kurdu. Evet, evet. Faris Akarsu hocam kurdu. Eskişehir'de şu anda diyebiliyorum. O orada görev yapıyor. Evet. Yani muhteşemdir. Onu da çağıracağız kısmetse Faris hocayı. Sizin hocam şunu da yapsaydım diye içinizde ukde kalan şeyler neler? Var, olmaz olur mu? Keşke mühendislik eğitimi alacağıma bir
Konservatuvar, konservatuvar eğitimi alsaydım çok daha farklı olurdu. Tabii. Yani o zamanlar ama işte çocuğumuz mühendis olsun, doktor olsun, avukat olsun. Sadece bu popüler meslekler, o kadar yani meslekten sanatla sayılmıyordu maalesef. Tiyatro ve müzikal konservatuvarın bu bölümleri yani 60'lı yıllarda hatta 50'lerin sonunda pek öyle fazla istenmiyordu. Yani aileler tarafından ille mühendis olsun oğlumuz. Doktor olsun. Halbuki benim ben mühendis oldum ama inanır mısınız? Yani mühendis arkadaşlarımı tenzih ederim. Onlarla daha geçenlerde buluştuk hep. Hı hı. Sık sık buluşuyoruz be. O üniversitede okuduğum arkadaşlarımla beraber. Çok iyi mühendisler hepsi. Ben kendimi bir türlü mühendislik mesleğine veremedim. Sırf bu müziğe olan tutkumdan dolayı. İşte ailelerin biraz yanlış yönlendirmesi. Yani ki annem babam öğretmen olmalarına rağmen bu konuyu atladılar işte. Evet, yani. Keşke yani ben çok çocuğun isteklerine yol vermek, yol yani, vermek. Yani ilkokulda ne dedim, ilkokulda ben hep söylerdim. Herkes de ya ne güzel sesi var bu çocuğun. Çok enteresan bir hikaye anlatayım size. Lütfen. Annem bunu daha sonraki yıllar anlattı. Annemle ilgili böyle bir iki ufak müzikle ilgili anım var. Bir tanesi ya dedi işte annem daha 80'li yaşlarda 94 yaşında kaybettim annemi. Anladım. 80'li yaşındayken böyle artık bendeki işte müzik çalışmaları bayağı bir gelişmişti 80-90 arası. Bir sürü şarkılar güzel şarkılar annemin de hoşuna gitmeye başladı. Bu ya dedi ebe sen doğarken dedi ebe bu çocuğun ne kadar güzel sesi var, ne kadar güzel ağlıyor. Ebeye bak. Vallahi bakın hayır. Ebe bile ne kadar güzel ağlıyor demiş. Vay. Bu çocuğun ne kadar güzel ağlıyor bu çocuğun sesi. Hocam demiş. Bir de annemin... Makamsal bir ağlama demek. Vallahi hayır enteresan buradan i̇şte ebeye bakın. İşte sanatçı da oluyor. Yani evet. Bak, ya. Yine... Güzel tonal bir ağlama ama, demek ki. Ama annemin ölmeden 7-8 sene evvel söylediği bir söz var ki onu hiç unutamam. Evet. Harika. Ya dedi ki Allah dedi seni dedi sermayeyi sana yüklemiş donatmış ve seni öyle yollamış dünyaya ama evet. Biz farkına olamamışız dedi. Bunu kabul etti. Vallahi billahi. Bunu kabul etti. Aynen bu lafı söyledik. O zaman ailelere yatsın. Ne söylemek istersiniz? Allah razı ailelere çocuğunuzun yeteneğini bu işte uzman kişilere muhakkak denetlettirin ve ondan sonra sanat dalında bir takım işte eğitimleri hangi sanat dalında yeteneği varsa o konularda muhakkak tabii sevgisi de bulacak muhakkak. Tabii. Eğer sevgisi olursa bir de yeteneği varsa kaymaklı ekmek kadayıfı. Kaymaklı o çocuk muhakkak şey olur yani. Mutlu olur, geliştirir ve başarılı olur. Hem mutlu yeteneği varsa başarı geliyor insanda. Sevince sevdiğin tabii, işi sevince, yapmak mutlu olur. Ayrı bir şans. Çünkü bu günde 8 tabii. saat 10 saat çalışması gerektiren tabii. bir dal. Tabii. Sanat. Eğer sevmezse ya, mümkün değil yapamaz bunu tabii. Evet. Yani sıkılır, bunalır. İstemeyen çocuklara da zorlamayız sevgili izleyenler. Tabii eğitmenlere de büyük rol çocuğu soğutma. Ama şimdi yani çoğu insan istemediği mesleği yapıyor. Üniversitede i̇şte seçim buyur, şansı olmuyor veya işte ben, sevdiği bölüm yüksek evet, puan oluyor, kazanamıyor. Evet, maalesef. İstemediği bölüme yani Türkiye giriyor. Bu konuda, Türkiye bu konuda çok yol alması gerekir Türkiye'nin. Yani çocukların, yetişenlerin. Ki mutsuz olmasın. Tabii. Avrupa'da iyiledi. Şimdi burada herkes anne babalar çocukların üniversite eğitimi yapmış. Halbuki ara eleman eksiği var her dalda. Evet. Yani önemli olan ara eleman içinde uzman ara eleman. İşte evet. bunları ufak yaşta bir takım uzman kişiler tarafından eğitim çocuğun sistemi hangi, de buna göre yönlendirmeli. Tabii. Yani anne baba da iyi izlemeli şu anda Türkiye'de o kadar çok işsiz üniversitede var ki. O evet. kadar çok var evet. ki. Yani bunlar ufak yaştan uzmanlaşsalar bir takım dalların üzerinde hem mutlu olurlar sevdikleri branşta. Peki ben bir şey sormak istiyorum size. Buyurun efendim sorunuz. Peki siz bu gençliğinizi neye borçlusunuz? Zindeliğinizi, dinçliğinizi, bunu iltifat olarak yakışıklılığınızı, annenize babanıza yani, o belli de. En son dediğinizde pek katılmıyorum artık. Yok hayır. Pek yakışıklılığımız kalmadı ama zindelik ve dinçlik konusunda. Zindeliğiniz ve dinçliğiniz. Valla çok düzenli bir hayatım var. Prensip sahibiyim çok. Çok güzel. Ondan sonra ve spor yaptım. Evet. Buna Salim Dündar'a çok şey borçluyum. Çağırırız 80, inşallah onu da inşallah. Programa. Ben mühendisliği bırakıp da profesyonel çalışmaya başlayınca Salim ile işte ilk işimde Salim'le beraber oldum. O bana o işi önerdi. Ankara'da Marmara Oteli vardı. Şimdi yerinde yok. Hı hı. Marmara Oteli'nde çalışıyordu. Beni oraya emekli sandığına ait bir otel çağırdı. 1980 yılıydı galiba. Ya 80 miydi? Galiba ya 81 ya 80. Spora o zaman başladınız. Koşuyormuş orada. Bak dedi aynen onun tabiriyle bak moruk dedi. Hep böyle moruk der o.
Moruk, bak Moruk dedi, sen şimdi burada 20 gün dedi kalacaksın, çalışacaksın dedi. Sıkılmıyor sana, sen dedi koşuya başla burada dedi. Hmm. Gel sana dedi parkurumu göstereyim ben dedi. Ertesi gün gidecek, ertesi akşam ben başlayacağım çalışmaya orada provadan önce. Sabahın köründe kaldırdı, uyandırdı beni. Bana eşofman getirmiş, ayakkabı getirmiş. Ay ne kadar tatlı çıktık, bir insan. Çıktık gittik beraberce. Ondan sonra bana parkurunu gösterdi orada. Atatürk Orman Çiftliği, yeşil taraf güzel. Burada dedi her şey bedava dedi. Sen dedi sanatçısın dedi, portakal suları, yemekler. Çok ye, süper. Eğer dedi spor yapmazsan böyle olursun dedi. Çok güzel. Ondan sonra o gün bugün başladım ben spor. Sağlıklı ve bana zinde yaşamanın hareketlerini sırrı spor diyorsunuz. Kesin. Yani insanları muhakkak surette insanların hayatına bir şekilde sporu sokmaları şart diyorum. Yemek içmek kadar gerekli bu. Gerekli. Gerekli. İnanır mısınız? Yani bizim ailede herkeste şeker var. Herkeste. Babam şekerden öldü, annem de vardı. Hayır, abim şekerden öldü, ablam şekerden öldü. Kız kardeşim var büyük. O da bir bende yok. Ama Allah uzun bu şekerden versin, ölenler hepsi maşallah böyleydi. Evet. Ben ama bunu sen sporla dengeledim çok şükür. Yani, o zaman çocuklara ne diyelim yine? Annelere, babalara diyelim ki bir spor alışkanlığı çocuğa edindirin muhakkak. Kesinlikle. Ve bir müzik enstrümanı çalsınlar. Yani çalsınlar ama çocuğun yeteneği var mı yok mu? Yani şimdi annelerin, ebeveynlerin çoğu özeniyorlar ekranda gördükleri. Hiç çocuğun sevgisi, yeteneği olmadığı halde o tarafa bir zorla şimdi bu çocuk gidiyor piyanonun başına sıkılıyor. Sen rastlamışsındır muhakkak böyle tabii, talebelere. Tabii. Yani bu çok önemli. Bunun için sevmesi ama tabii o yaştaki çocuk da farkında değil. Burada o yine yaştaki de ailelerin bir elinden tutup bir eğitmene götürüp tabii. Yeteneği var mı? Tabii. Şimdi 5-6 yaşında başlanıyor değil mi piyano eğitimi? Emine? Tabii 5-6'da başlanıyor. Yani her yaşta başlanıyor. Benim 45-50 yaşında da öğrencim ben de var. O zaman öğrencisiyim. Yani onların amacı güzel vakit geçirmek. Hobi, yeni bir enstrümanı keşfetmek, öğrenmek. Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak. Bravo. Ama küçük ken başlanıldığında piyanist olmaya kadar giden bir uzun yol var. Uzun yol var. Onu ziyaren 5-6 yaşında başlanırsa çok daha... Ben bu sohbete hiç doyamadım. Vallahi gerçekten hiç doyamadım ama programımızın süresi... 8-10 sene sonra tekrar geliriz ya. Olur mu 8-10 sene? Şimdi yılbaşı da geliyor. Bahara doğru tekrar beklerim. Tekrar beklerim. İnşallah. Şarkıyla geçsin günler, haftalar yapalım. Ay, evet. Yılbaşı da geliyor. Bravo. Evet, geçsin günler, haftalar. Sen gözlerimde bir renk, dudaklarım. Hadi bakalım ondan bitirelim. Ve içimde bir nefes. Vallahi. İyi ki geldiniz. İyi sağ ki olun. Geldiniz. Onur piyanonun verdiniz, sesini ve mikrofonları açalım. Sevgili izleyenler, bizi izlemeye devam edin. Vallahi aferin. Bizden sonra da çok kıymetli programlar var. Harikasın. Haftaya yine çok kıymetli konuklarımla karşınızda olacağım efendim. Şimdi geçsin günler, haftalar, aylar, yıllar diyeceğiz. Hazır yılbaşı da geliyor. Aynen, buradan da açalım. Evet efendim, piyanomuzun sesini hepinize açalım. Sevgiler, görüşmek üzere. Piyanomuza ses geldi mi acaba? Daha piyanomuzda ve mikrofonda evet, ses yok. Mikrofonumuzda, piyanomuzda ses. Evet. Şarkımızda. Mikrofonlarımız da açıldı. Thank you.
Yeah.